Birisi Hubeyb-i Adi'dir, diğeri Zeyd-i Nesine'dir. Bu
bunu kendi yaşamış oldukları yere getirirler, dal ağacını kurarlar ve ölürler. Dal ağacında zeminin destekleyen söylediği bir şey vardır. Ebu Süfyan'da vardır. Ebu Süfyan der ki, bak der, biz senin hürriyetini vereceğiz, özgürlüğünü vereceğiz ama bir şartla. Sen kabul ettiğin, sen değer kazandığın bu dini yok sayacağız. Farz et ki senin yerinde Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam efendimiz olsa ister misin? Şöyledir. Değil Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam efendimiz, şu saçının teli kadar başın olsa vallahi hiçbirini kafir ruhuna ben teslim etmem. Allah'ın Resulü'nün Medine'de ayağına bir diken bakmasına gönlüm razı olmaz. İşte onların duruşu buydu muhtemelen müminler. Onlar gözlerini yumara ölüme gittiler. Onlar mallarıyla ve canlarıyla Allah'a cennete karşılık mallarını ve canlarını teslim ettiler. Sabır aldılar. İnna Allah eşteva bilen müminiyye en tüsemmü ve emberlerim yehmetekul cennet. İşte İslam ümmeti olarak bizler. Ümmet bilinciyle, ümmet bilincimizi karşılayarak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu halimizle göstereceğiz. Eğer gücümüz yetiyorsa dilimizle, yetmiyorsa elimizle, ona da yetmiyorsa imanın en sayı noktası olan buğz ederek, zalimin karşısında olarak, mazlumun yanında olarak göstererek zorundayız. Bu bizim bir imani borcumuzdur. Şu anda meydana gelen olayları sebeplerle analiz etmek bir insana, hatta bir Müslümana hiç yakışmaz. Sebepler bizim analiz edeceğimiz kadar hakkımız değil, haddimiz de değildir. Onlar geçmişte bize yanlış yaptılar, bizim karşımızda oldular. Ondan dolayı bugün eza ve cefa görmeler müstahaktır demek, kişinin imanını zedeleyecek, itikadi boyunda kişiyi Allah doğrusu safını değiştirecek sözlerdir. Onun için bizler Allah yolunda mücadele edelim ve bilelim ki kafirler istemese de, Nemrutlar istemese de, Firavunlar istemese de bir yeri bir araya gelseler onların hoşuna da gitmese Allah yolunu tamamlayacaktır. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnne'd-dîne 'indallâhi'l-İslâm.